Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve değerlendirmemiş olduğumuz en fazla işlem hacmine sahip 124 hisseden artık 3'te 1'lik kısmı bitti. Şimdi şöyle baktığımız zaman 9. videomuzu yapıyoruz. Toplam 54 tane hisseyi incelemiş olacağız. Bu videomuzda Ereğli, İpek, Yunsa, Zoren, Yeşil Yapı, HUP ve C gibi hisselerin teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Yatırım tavsiyesi olmadan ekranınızda standart yasal uyarımız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi de ihmal etmeyin sevgili dostlar ki yayınlanır yayınlanmaz ekranınıza bilgisi düşsün. Dedikten sonra şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analiz çalışmasını başlatalım. Ereğli ile başlıyoruz. Evet. Şimdi sevgili dostlar, daha önce bir muhabbetti gitmişti. Ya sen çizdin bu Ereğli'yi de, bu dipleri biz neden buluşturamadık, bizde niye buluşmuyor falan filan muhabbeti olmuştu. Hatırlarsanız daha önceki bir videomuzda, bakınız, biz o zaman ne demiştik sevgili dostlar? Bakınız, şuranın birinci destek, ikinci destek, buranın bir alım fırsatı olduğunu söylemiştik. Ortalama 6 bantlarında. Bakınız, buradan alım yakan kardeşimiz, şu bölge bakınız, bizim için önemli bir destekti ve burada direnç olarak karşımıza çıktı. 7.20'den sattığı zaman getireceği getiri nedir? Şöyle baktığımız zaman %16.90, hadi bunun %2'sini, 3'ünü buradan az yukarıdan aldığımızı düşünelim. %12'lik bir getiri kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiş oldu. Şimdi tekrar sevgili dostlar, biz burada bir düşenin kırılmasını bekleriz. Yani dar bir düşenin kırılması. Bakın, trade anlamında diyorum, yoksa genel anlamda demiyorum. Bakın, şurada bir düşenin kırılmasını bekleriz. Bunu kırmızı yapalım. Bakınız, şurada iyice sıkışma hasıl olmaya başladı. Bakın, şu destek hattıyla, bakınız, direnç bölgesi, buralarda sıkışma bölgesi. Artık kırılımı yukarı verirse alım fırsatıdır, aşağı verirse de 6-10 bandının altına düştüğümüz takdirde de dikkat etmek gerekir. Sırasıyla 5.80 ve daha altlarını dahi görebiliriz. Onun için bu siyah çizgimiz bizim burada demir başımız. Buraya dikkat edin sevgili dostlar. Evet, alım içinde aceleci olmamak lazım. Hissede olan arkadaşlarımız için demiyorum, ancak hisseye girmek isteyen arkadaşlarımızın ya bu direnci kırması lazım ya da şöyle geriye çekilip buradan bir tepki vermesi gerekli teknik anlamda. Evet, tüm çizim araçlarını kaldıralım. Acele etmeden sabırla bekliyoruz. Hemen %2 gitti, kaçtı falan filan muhabbetine girmeyin. Biraz sabırlı olun ve nokta atışı yapmaya çalışın. Para kolay kazanılmıyor. Nokta atışı yapın sevgili dostlar. Yoksa gerçekten, yani emek emek gelen paralarımız, kazançlarımız bir çırpıda heba olabilir. Dikkatli bir şekilde takip edin. Bakın, ana direnç bölgemiz de burası. Görüldüğü üzere. Yani hala biz düşen bir bant içerisindeyiz aslında. Yani şu 10, 30, 10.000, 10 TL bantlarını gördükten sonra artık bir düşüş içerisine girmeye başladık. Ve burada aslında güzel bir yükselen kanal trendi de oluşmuştu Ereğli'de. Buraları çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten ne günlerdi diyorum. Bakınız, defaatle al sat imkanı sunmuştu. Yani böyle bir şey olamazdı. Şu destek bölgesine bakın sevgili dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın, tam 9 defa destek noktasına ne yapıyor? Temas ediyor. Yani gerçekten büyük bir nimetti Ereğli'nin bu destek hat teması yatırımcı için. Ancak maalesef burada kırılımla beraber artık satış yemiş oldu.
Şimdilik Ereğli için söyleyeceklerimiz bunlar sevgili dostlar. Orta ve uzun vade düşünen yatırımcılarımızın kesinlikle bu direnç bölgesini kırmasını beklemeleri lazım. İster bu bölgede kısın, ister geriye çekilsin, daha aşağıda kısın, hiç önemli değil. Bizim için bu direncin kırılması gerekli sevgili dostlar. Ve de bakınız şu yatay hattımız 5.88'lerin altında eğer görür ise bir gün çok tehlikeli olduğunu bilmenizi isterim sevgili dostlar. Evet, geçelim İpek hissesine. İpek, Kozal İpek iller. Bakalım İpek nasıl? Evet, burada da yine yol haritamız. Bakınız. Merkez noktamız 6.28 bantları. Neden mi buraya aldım? Soracak olursanız bakınız. Önemli bir nokta olduğu buradan ortaya çıkıyor. Şimdi burada bakınız daha önce iki defa bu bölge test edilmiş ancak aniden yine geriye gelmiş. Yine bakınız test ediliyor, geriye geliyor. Şimdi sevgili dostlar burada ortalama olarak bakınız 6.26 bantlarının altında tehlike yaşarsınız. Dikkat edin. Yine burada İpek'te de alım fırsatı bakınız nerelerden kaçmış diyelim. Aslında temasta gerçekleşmemiş burada. Evet şöyle çizdiğimiz zaman yani 6.26 bandının altında biz tekrar destek çizgisine bakınız. Şu destek hattına temas edebiliriz ki 6 bantlarına denk gelir. O da fazla bir fark etmiyor. Ancak burada bizim 6.26'lık direncin üzerinde kaldığımız takdirde alım fırsatı olarak yoluna devam eder. Ancak bu hat aşılamıyor şu anda ne hikmetse bakınız. Daha önce 3-4 defa kırılmasına rağmen tekrar geriye salmış maalesef. Şimdi indikatörlerden biraz destek alalım. Evet. Şimdi ortada bir belirsizlik varsa indikatörlerimiz bize yol gösterebilir. Şöyle RSI'ye bakalım. Evet, güzel, olumlu. MACD'miz zaten olumlu alım yapmış. Bakın daha önceki alım noktası burası. Evet, şöyle 6.26 üzerinde kaldığımız müddetçe sıkıntı yok sevgili dostlar ki zaten o seviyenin altındayız. 6.34 bandındayız. 6.26 seviyesi bizim için kritik bir eşik. Bu seviyenin altına düştüğümüz takdirde kırmızı hatta tekrar temas edebiliriz. Tabi burada nereye kadar gider artık onu da bilemiyoruz. Ancak teknik anlamda indikatörlerimiz olumlu diyebiliriz sevgili dostlar. 6.26 üstünde devam İpek'te. Bu İpek biraz girift ve karmaşık. Haftalık bakalım. Evet. Şöyle bir de aylık. Şimdi tüm çizim araçlarını kaldırdık ve aylık bir şekilde şöyle bakalım. Bakınız burada da 6.08 bölgesi bir direnç bölgesiymiş ve bu bölge aşılmış aylıkta. Aylıkta 6.08 üzerinde kaldığımız müddetçe sıkıntımız yok. Ancak 6.08 bandının altına gelir isek 4.35'lere kadar bir çekilmeyi de göz önüne almanızı isterim sevgili dostlar. Şöyle fiyat etiketini yapıştıralım aylık baza bakınız 6.10 diyelim. Ve 4.30 bantları da destek olarak algılayalım. Şimdi burada... Bakın burada epey bir oyalanma geçirmiş. Yani 6.10-4.30 bandında bakınız 4-5 defa gelgitler yaşamış. Şu anda 6.10 bandının üzerindeyiz. Biz nereye kadar gidebiliriz bu bandın üzerinde? Öncelikli olarak bakınız şu aradaki mesafeyi alıp yukarıya koymak gerekli. Bakınız 7.90'lara kadar bir yolculuk olabilir mi? Olabilir. Şu anda teknik anlamda bu mümkün gözüküyor. 6.10
üzerinde 7.91'lere kadar bir yolculuk söz konusu olabilir sevgili dostlar. İpek doğal enerjide aylık grafiğimizde. Evet. Alton destekli takip ediyoruz sevgili dostlar. İpek doğal enerjiyi. Yunus'a bakalım. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. Yani hisselerimizin çoğuna bakacağız. Sabırla artık bekleyin. Hepsinin listesini aldım. Evet. Yunus'a yine aylık grafiğimiz. Evet, aylık grafikte 4.14-5.60 bandı bizim için destek ve direnç olarak karşımızda 4.14-5.60 seviyeleri. Şimdi gelelim günlüğe. Ancak aylıkta bakınız dikkatimizi çeken unsur. Bakınız burada MACD'nin alım yakabileceği ihtimali söz konusu bir ihtimal sevgili dostlar. Şöyle günlüğe alalım tekrar. Evet, günlük bazda takip ettiğimiz zaman 5.60 bandının üzerini geçmemiz gerekli sevgili dostlar. Günlük bazda 5.60 seviyeleri eğer aşılamaz ise 3.70'lere kadar yolculuk söz konusu olabilir. Evet, buraya dikkat ediyoruz. İndikatörlerden MACD'miz, RSI'miz güzel. Günlük bazda 5.61 direncimiz sevgili dostlar. Bu seviyenin üzerine atmayı başarabilir isek bakın şuradaki 7.30 bantları bizi bekliyor olacaktır. Bakınız 5.61 üzerinde. Evet. Şimdi burada biraz bekleme modunda kalmak lazım. Direnç bölgesine geliyoruz. Buradan bir gevşeme söz konusu olabilir. Sevgili dostlar dikkat edelim. Evet, bizim burada bilmemiz gereken 5.61 direncinin kırılması, alım yakması için bakınız önce kırmızı sonra da tekrar maviye gelebilir mi? Gelebilir. Ancak 5.61'lik direnç üzerinde tam bir kapanışı gerçekleştirdiği takdirde sevgili dostlar bakınız 7.35'lik bu bölge test edilebilir. Evet, önümüzde tablo bu. Zorin'e bakalım. Evet, şöyle büyüteleyim. Şimdi dip bölgelerinde olmasa dip bölgelerdeyiz. Artık zorlu enerji için sabrın sonuna gelinebilir. Yavaş yavaş. Şimdi burada bir 19 bir dirençmiş. Bu direnç kırılmış. Artık destek konumunda. Hedef 1.31. 1.19 altında 1.10 ve de 1.04 şeklinde desteklerimiz söz konusu sevgili dostlar. Evet şöyle büyütelim, küçültelim daha doğrusu. Evet, burada görüldüğü üzere biz hala sevgili dostlar dip bölgesinde oyalandığımız söylenebilir. Artık buralar dip bölgeler. Bölgeden kurtulduk diyebilmek için bakınız Fibonacci'deki 0.23'lük
1.31 direncinin üzerine atmamız gerekli teknik anlamda. Evet. Direnç bölgesinde kırmızı çizgimiz hakim. Biz Fibonacci'ye göre 1.31 dirençle takip ediyoruz. Bu direncin üzerine atmaya başarabilirsek yukarı yönlü güzel hareketler artık başlayabilir. Gerçekten çok bekletti, çok yordu. Yani umarım şu 1.02.1 bantları bizim için destek olarak kalır. Bu seviyenin altına hiç inmeyiz. Bakınız bu seviyeler bizim için artık maliyet düşürme bölgeleri olabilir. Yani bir bantlarına gelen sarkmalar. Yani şuradan geriye döndüğünü düşünelim. Buradan bir hareket. Tam bu bölgede işte maliyet düşürülür, alım yakılır sevgili dostlar. Bakınız destek hattı burada güçlü. Direnç de 1.31 Fibonacci dip seviyesi. 1.31'in üzerine atarsak yola devam eder sevgili dostlar. Üzerinde 1.48, 1.62 şeklinde Fibonacci değerlerimiz söz konusu. Evet, bu girişime bakalım. Şimdi MACD'miz satış vermiş ancak tekrar geriye iğme gösterecek gibi. 4 saatlere bakalım, orada daha net görürüz. Bakınız 4 saatte kırılım gerçekleşmiş tekrar. Şimdi burada bakınız orada patlama yukarı doğru kırmış. Şimdi burada bu kalıcı mıdır değil midir? Şunu söyleyelim. 6.33-32'lerin üzerinde yola devam edilir sevgili dostlar. 6.32 üzerinde yola devam edilir. Hop girişim. Evet şöyle tekrar alalım. Bakınız burada gerçekten bir filama mı diyelim artık. Bakınız daralmayla kırılım ve akabinde tekrar bir düzeltme. 6.32 bantlarını sevgili dostlar direnç olarak alıyoruz. Bakınız 5.99.6'da destekli ne yapıyoruz? Takip ediyoruz sevgili dostlar. Evet 6.6.31 bandında takip ediyoruz. 6.31 önemli bir direnç noktası sevgili dostlar. Hop girişimde. Evet geçelim bunu da. Yeşil yapı. Şimdi sevgili dostlar burada bir ikili tepe oluşturabilirler mi? Şöyle baktığımız zaman mümkün. Evet. Yeşil yapıda bu bölgeler kritik. Bakınız 0.47 bantları artık güçlü bir direnç haline geldi sevgili dostlar. Burada dikkat edelim. Ve de bakınız şuradan aldığımız zaman şöyle 0.43 bandının altı ve akabinde de bakınız 0.40'ların altına indiğimiz takdirde tekrar 36-37 destek hattına bir temas söz konusu olabilir. Teknik anlamda. Evet gerçekten sabırlı olan arkadaşlarımızın kazandığı bir hisse. Özellikle aklınız şu bölgede 0.24, 0.25, 0.26 bu bantlarda gerçekten güzel hisse toplandı. Yukarı yönlü grafiğimizde görüyorsunuz. Teknik çalışmamızı
Bir ikili tepe andırıyor. Dikkat diyelim, yol alabilmek için 0.47, 0.48 ve üzeri tutunması gerekli sevgili dostlar. Yeşil yapı. Şimdi yeşil yapı tarzı hisselere aylık bakıyorduk. Daha önce de söylemiştik. Bu yeşil yapıda aylıkta Mektino kesici al beni diyordu sevgili dostlar. Grafiği sıfırlayalım. Bakınız. Yani günlük grafiklerde pek bir şey anlaşılmaz ancak. Bakınız Mektimiz. RSI'miz bunlar güzel ve bu bölgede bakınız. Alın yakmıştı 0.24-0.25 bantlarında. Bakın 0.47 neredeyse 2 katına yaklaşmış durumda sevgili dostlar. Daha da gider mi? Gidebilir. Ancak bir düzeltme yapma ihtimali söz konusu gözüküyor. Evet. Bu düzeltme mağduriyetini yaşamamak adına tedbirli bir şekilde hareket etmenizi öneriyoruz sevgili dostlar. Yeşil yapıda. Yani bu tarz hisseleri her zaman söylüyorum. Mutlaka sabırlı olun. Beklemeyi bilin. Alın, unutun, yüzüne bile bakmayın sevgili dostlar. O zaman kimse sizi görmez. Aradan sıyrılıp çıkar gidersiniz karnınızı alarak. Evet. Bugünkü videomuz şimdilik bu kadar. Sizlere Ereğli İpek, Yunsa, Zoren, Hup Vece yani Hup girişim miydi bu? Dur hemen bakalım tekrar. Evet, Hup girişim ve yeşil yapı hisselerine şöyle bir değindik sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Nasip olursa sizlere de akşam şöyle bir slide şeklinde bir hazırlığım var. Kaya Çilingiroğlu'nun ta 2013'lerde yapmış olduğu bir röportajı buldum. Bu röportajı sizler için seslendireceğim. Çok önemli bilgiler var, anekdotlar var. Akşam bunları da sizinle paylaşacağım sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.